Arkadaşlar merhabalar, ben Özgür Maral. Bugün ayın 14'ü ve piyasaları beraber yorumlamaya çalışacağız. Kanalımıza abone olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Bildirim zilini lütfen açmayı unutmayın. Temelde bahsedeceğimiz şeyler, bugün gece yarısına doğru saat farkından dolayı ben 7'ye çeyrek geçe diye yazdım ama bir önceki videoda saat farkından dolayı akşam 10-11'e geceye doğru bu Amerika'daki teşvik açıklamasını bekleyeceğiz. Yani bu 2 trilyon ile 5 trilyon arası gelip giden bir teşvik paketi olacak ve bu doğrudan doğruya insanlara ellerine teslim edilecek olan bir para. Yaklaşık 2000 dolar gibi bir para verilecek işsizlere, KOBİ'lere bu paralar dağıtılacak. Bu paranın altın fiyatlarının yükseltmesini bekliyoruz. Genel eğilim şöyle piyasadan haberlerden baktığım kadarıyla bu para işiyle yani altın işiyle uğraşan kuyumcular ve bu tip meslek kuruluşları altının önümüzdeki dönemde artacağını, birdenbire ok gibi fırlayacağını söylüyorlar. Ben de onların yalancısıyım, bilemiyorum. Benim de altın yatırım var. Benim bu işten bir çıkarım, menfaatim yok. Alın satın diyemem. Çıkmasını arzu ediyorum. Yatırımcı olduğum için ben de sizlerle beraber çok sıktı, çok baydı çünkü görebiliyor musunuz? Yani gerçekten insanı sıkan, bayan bir fiyatlar görüyoruz. 2 aydır bu böyle. Gram altın 438 lira şu an. 440 liraydı, 444 liraydı. 438 liraya düştü. Dolar zaten neredeyse baydı yani. Biden'dan baydı. Yani Biden bile bu kadar baymamıştır kesinlikle. Biden bizi yani dolar. Dolar bizi Biden. Yani sana yatırım yapan insanları baydın. 8,5'tan dolar alanları baydı. Hakikaten endişe verici ve üzüntü verici. İnsan her gün kalktığında sinir ve hırs oluyor. Ya böyle çivi gibi çakılmış yerine ya. Hem gram altın hem dolar. Hem ons altın. 1848'lerde şu an dolar altında. İşte geceyi bekliyor. Ve Joe Biden'ın koltuğa oturmasını bekliyor. Oturmaz olası bir an önce otursa da biz baksak piyasa ne olacak ne bitecek. Yani olmaz ki bu kadar da bir şey. Kripto paraları daha sonra anlatacağız ama gümüş arkadaşlar 2021 yılı gümüşün yılı olacağı söyleniyor. Gümüşte çok büyük ataklar bekleniyor 2025 yılına kadar. Çünkü özellikle şu elektrikli otomobillerin üretiminde çok fazla gümüş kullanılacak olduğu söyleniyor. Gümüş ihtiyacı patlama noktasına geleceği söyleniyor ve gümüşte çok büyük bir fırlama, çok büyük bir atak bekleniyor. Yeni endüstrilerin açılması, fabrikaların açılmasıyla beraber gümüş biliyorsunuz birçok yerde kullanılıyor. Ve çok büyük bir gümüş ihtiyacı olduğunu hatta karşılanamayacağını söylüyorlar. Elektrikli otomobilleri de buna dahil ediyorlar arkadaşlar. Yani yerlerinden yani gümüşü bu şekilde takip etmek lazım. Gümüş bir anda ok gibi fırlayıp çok ilerlere gidebilir diye düşünüyorum. Piyasadan aldığım koku bu. Kamçılamıyorum. Şuraya gidecek, şuraya uçacak, kaçacak demiyorum. Zaten geçenki attığım başlıkta bu yeni teşvikler altın fiyatlarını uçurabilir dedim. Uçurur demedim. Uçurabilir yani. Ha, uçurur uçurmaz. Onu artık zamanla göreceğiz. Bugün ons altın 1847 dolarlarda gram altın 438 lira. Yatırımcısını halen üzüyor ama artık yavaş yavaş kendine gelmesi lazım. Dolar 7.37'ye demir attı. Euro 9 liranın altında 8.96. Kripto paraları bugün bayağı bir izledim. Kripto paranın arkadaşlar ne yapacağı belli değil. Gerçi yani bir çıkış içerisinde olduğu görülüyor. Yani çok aşağı inmişti biliyorsunuz bu. Ta 28 bin lira falan filan geldi yani. 42 binlerden 28 bin lira geldi. Ama ataklar yapıyor. Yani bana göre spekülatif bir şu an bir para, kripto para. Yani çok çabuk düşüp çok çabuk tekrar yukarıya çıkabiliyor. Her an her şey olabilir bunda. 42 bini tekrar görebilir, tekrar geçebilir. Şimdi bu içim oku bulutuna göre çıkışta olduğu gözüküyor. Yani bu bulutun üzerinde ve al vermiş. Bulutun altından al vermiş ve oradaki dirençlerini 34.000'i falan kırmış. Bu bulutun en üstteki bulutun direnci 34.983. Onun üstüne kendini atmış. Gelişmelere göre bir bakıyorsun 33.000'e düşüyor. 32.000'e düşüyor. 30.000'e düşüyor. 38.000'e çıkıyor. İnanılmaz bir hareketlilik içerisinde gözüküyor şu an kripto paralar. Kripto paralarla ilgili JP Morgan bir açıklama yaptı. Bu önümüzdeki yıllarda Bitcoin değerini 5'e katlayacak dedi. Ha ne kadar inanırsınız, ne kadar inanmazsınız bilmiyorum.
Kripto paralarla işlem yapmak için aşağıda Bitlo var arkadaşlar. Bitlo'dan çok rahatlıkla kripto paralar alınıp satılabiliyor. Sizler de bu işlemi yapabilirsiniz. Benim referansımı kullanabilirsiniz. Küçük de olsa bir katkınız olur. Kripto para böyle. Yani Bitcoin, şu an Bitcoin'e bakıyorum. Bunlar için yarın bir gün özel çalışmalar yapacağım. Bütün kripto paraların gelip gideceği seviyeleri tahmin etmeye ve anlatmaya çalışacağım. O da ayrı bir video konusu olacak. Altın işte arkadaşlar, şöyle hemen hızlı hızlı açayım grafikleri. Önce buradan açayım, sonra diğer taraftan bakacağız. İnternet hızımız da yavaş mı biraz? Heh, geldi. Yani insan bir yerde belli bir parası olduğu zaman indikatörlere inanmak istemiyor. Hep iyi şeyler tahmin etmek, iyi şeyler görmek istiyor ama yani şunu, ben hiçbir alakam olmasa eğer bunun düşüşte olduğunu görebilirim. Yani bu düşüşte giden bir şey. İçimoku bulutuna göre arkadaşlar düşüşte olduğu, düşüş sinyali zaten şuradan beri vermiş. 1847-1850, 1850'lerin üzerinde tutulması önemli. Aşağılarda da 1815, ons altında 1815 önemli bir desteği olacak ons altında. Teşvikler beklenecek ve artık bir adım atılacak. Yani insan bazen ne diyeceğini bilemiyor. Yani bu altın normal patatesin, mandalinanın, ayçiçek yağının, tütünün, her şeyin fiyatı artıyor. Köprü geçiş ücreti, her şey artıyor ama bu yerinde sayıyor. İnanacak bir şey değil altın olduğu halde yani. Bu teşviklerle beraber enflasyonun bir miktar yükselmesi bekleniyor Amerika'da ve dünyada. O da altınlara iyi oranda yansıyacak olduğu söyleniyor. Habire söyleniyor zaten, bir şey oldu. Yok, yorumlardan okuyorum. İşte boş konuşuyorsun, hani yükseldiği ettiği yok diyor. Ne yapayım kardeşim, iteleyerek de mi arttırayım bunu yani? Benim elimde olsa bir şey yapacağız ama gümüş için çok olumlu haberler okudum. Bu gümüşten ümitliyim. Gümüşle altın beraber yürür genellikle. O da altınla gümüş el ele yürüyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Bu Amerikan şey, dolar için söylenebilecek pek bir şey yok. Yani dolar için söylenebilecek pek bir şey yok. Düşüşte olduğu gözüküyor. İşte bu aralarda tutulacağını söylemiştim. 7.36 şu an. Daha dün 7.40'tı, 7.44'tü, 7.50'ye doğru geliyordu. Yani bir şekilde müdahale var. Şu haberlerle alakalı Türkiye'ye yine Ocak'tan sonra bir miktar para girişi olduğunu biliyoruz. 300 milyon dolar kadar. Ama başka okuduğum habere göre de yani dolar mevduatları yine rekor kırarak arttığı söyleniyor. Böyle bir başa baş bir didişme var. Bakalım kim nasıl kazanacak bu olayı, onu zamanla göreceğiz. Dolar işte, bir de buradan görelim. Dolar hakkında sizin fikirleriniz ne bilmiyorum. Bakın bu alttan gelen bir 7.50 desteği var. Bayağı güçlü bir desteği, henüz daha onun üstüne çıkamadı. İniş trendinde olduğu gözüküyor. Ortalamaların işte birçok ortalamanın altında olduğu gözüküyor. Yani işte 100 günlük, 200 günlük ortalamanın altında, 9 günlüğün de şu an altında. Bayağı bir aşağılarda geziyor dolar. Yani bunu nasıl etmeli de neyle bu dolar yukarı çıkacak? İşte bu faiz kararı, yani nereye baksanız faiz kararına çıkıyor iş. Faiz bakalım pas geçilirse bir miktar bir toparlama olur diye düşünüyorum. Bu şekilde benim bu konudaki fikrim bu. Çok önemli bir olay olmadıktan sonra tabii şeyi bekleyeceğiz. Biden'ın koltuğa oturmasını ve sonraki gelişmeleri bekleyeceğiz ama onları çıkarsak bu 7.30 ile 7.80 arasında 8'e değdirmeden mümkünse arada gelip gidecektir en iyi ihtimalle, ama 7.30'un 7.20'nin de altına gelmeyeceği belli oldu ama yatırımcıyı da bayan bir şey oldu. Yani baydı yani. Gerçekten baydı. İnanılmaz yani. İnsan hani kimisi diyor evimi sattım dolara koydum hepsini diyor. Kimisi evimi sattım altına koydum hepsini diyor. Yine bir katakulli oldu. Yine bir ters köşe oldu arkadaşlar yani. Bir anda şutlandı. Bir anda birileri taca çıktı. Bir şey oldu. Derken işte bunu yine yaşamış olduk. Aynı o Rahip Brunson krizindeki gibi. O günleri de hatırlıyorum. Yani bir müddet bu şekilde gidecek. Yapacak bir şey yok yani. O şekilde söyleyebiliriz. Çok kısa kısa buradan da bakıyorum. Grafiklerden söylemek istiyorum. İşte altın bekliyor. Altın bekliyor arkadaşlar. Düşüşte olduğu gözüküyor. 1850 1850 önemli. 1850'nin üstüne kendini atabilmesi lazım.
Sonra barınması lazım oralarda. Bir çıkacak, bir çıkacakmış gibi geliyor. İşte bu teşvikler açıklanacak ve beklenecek. Başka türlü bir bunun çıkar yolu yok. Bitcoin ne de olsa, ne olursa olsun bana göre kripto paralar, zenginlerin kriptoya ilgisi, yatırım firmalarının kriptodan para kazanma çabaları, küçük mevduat sahiplerinin kripto paraya yönlenmeleri altında yine nereden baksanız yani gidememesinde, yürüyememesinde bir pay sahibi olduğunu düşünüyorum. Bir de işte altının hani taleple ilgili bir durum olduğunu düşünüyorum. İnsanlarda şu an ülkelerde talep yok çünkü insanlar can derdine düşmüş. Geçen videoda da anlattım. Yukarılara doğru çıkmak isteyebilir. Artık buralardan bir şekilde bir canlanacaktır ve tekrar trendin içine dönmek isteyebilecektir. Umarım öyle olur. Gramal hemen hızlı hızlı açıyorum sizi yormadan. Sizlerin de video altına katkılarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hakaret ve küfür olmadıktan sonra her şeye açığız. Biz yorumlarımızı kapatmıyoruz arkadaşlar ve bunları anlatmaktan hiçbir çıkar menfaatimiz yok. Kimsenin bir adamı değiliz. Özgür Maralı herkes bilir. Yalnız kurt olarak bilir. Yani kendi kendime bile bazen karşıyım. Onun için hani şunun adamı şu şuradan yazıyor, bu buradan yazıyor, şunun için yazıyor. Bunun için böyle bir şey yok. Zaten yatırım tavsiyesi değil. Dertleşiyoruz. Sadece dertleşiyoruz. Yani benim de yatırımlarım var. İşte şuradan aşağı inmişti arkadaşlar. Gram altını bir türlü tutamadık yani. Bir türlü tutamadık. Tekrar bu alanın içine girmek isteyecektir. Ortalamaların altında ve düşüş trendinde olduğunu söyleyebilirim. Onun için denemeyecek bir şey yok. 436 lira şu an. Tekrar bu 464'leri falan görmesi lazım. Üstünde kalması lazım ki şu seviyeye yani gelip üstünde barınması lazım ki daha üst seviyelerden bahsedebilelim. Şuralardan alıp satmadı insanlar ve canları yandı. Ben de onlardan biriyim. Buralara geldi. Kimi buradan satmadığı için üzgün. Kimi de buradan alış yaptığı için daha da çok çıkar dediği için. Daha da çok çıkar diyenler tabii onlar en büyük zararı onlar şu an görüyorlar ama satmadıktan sonra bir zarar söz konusu değil. Bakın düşmüş artık yataya bağlamış kendine bir yön arayacaktır. Muhtemelen yukarı çıkacaktır diye düşünüyorum. Buradan bu şekilde bir dönüş yaparsa yine bir fincan kurup bir çanak yapabilir ve iyi bir seviyeye gidebilir. Şuradan biraz yukarı dönmesini ve bir çanak haline gelmesini bunun bekleyeceğiz. Gümüş arkadaşlar bu 2025 yılına kadar gümüşün yılı olacağı söyleniyor. Çok büyük ihtiyaç olduğu söyleniyor gümüşe. Gümüşün bir anda fırlayacağını, ok gibi fırlayacağını söylüyorlar. Onu size şimdiden belirteyim. Gümüş ihtiyacının anormal bir derecede arttığını, gümüş talebinin aşırı bir şekilde artacağını, elektrikli otomobiller dahil endüstriyel bütün sistemlerde gümüş ihtiyacının çok fazla olduğunu, piyasaların açılmasıyla beraber gümüşe yetişilemeyeceğini söylüyorlar. Ben de size onunla paylaşayım arkadaşlar. Yani gümüş bir anda ok gibi parlayabilir. 25 dolar seviyesinde 4 saatte iki ortalamanın üstünde kapatmış. En azından 9 ve 20 günlük ortalamanın üstünde kapatmış. Onu söyleyebiliriz. Gram gümüşe de bakalım şöyle. Sizin de video altındaki yorumlarınızı okuyorum. Hepsini okuyorum. Merak etmeyin. Arkadaşlar sağ olun, var olun. Gram gümüşte işte bu 9 ve 20 günlük ortalama üstünde barınmaya çalışıyor. Mehdi epey bir zamandan sonra neyse kafasını yukarı dikmiş ala doğru geçmek üzere 6 lira. Ben bunun kısa bir zamanda 8 liraya gidebileceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Ama kısa bir zaman ne kadar bir zaman? Kiminin 3 günde çıkmasını istiyor, kimi 5 günde çıkmasını istiyor. Yani bu Bitcoin gibi sansasyonel bir şey değil ki. Bitcoin bir baktım bugün 30 bine iniyor. Bir bakıyorum 35 bine çıkıyor. Yani korkutucu. Yatırımcısı için bence korkutucu bir dal yani. Ha. JP Morgan işte 5'e katlayacak diyor şey için. Ah bu euroda, bu euroyu tutanlara da ben ne diyeyim ki arkadaşlar yani. Bakar mısın ya? O kadar sıkıcı bir para birimi olabilir mi? Bakar mısın? Şuraya bir tren çiz. Önüne de bir makinist koy. Çuf 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 çeksin gitsin ya. Şuradan itibaren bakar mısınız? Dalga boylarına, gidişine, gelişine. Yani çok uzun bir zamandan beri bakar mısınız ya? Böyle bir yatayda sanki makinesi koymuşlar devam edip buralarda gidiyor. Yani 9 liranın üstüne değil altına şu an geldi. 8.90 önce bir 9'u bulması lazım bunun. Süper trend tekrar aşağı doğru iniş söyledi. Gösterdi süper trend. Stop alışa doğru geçecek. RSI de kafasını yukarıya dikmeye meyilliymiş gibi gözüküyor indikatörlerden.
Yani bu Bitcoin piyasasında arkadaşlar inanılmaz şeyler oluyor bana göre. Şöyle bir grafiğini açayım tekrar Bitcoin'in. Açıldı mı? Bitcoin'de çok fiyat hareketlilikleri çok fazla. Fiyat hareketlilikleri çok fazla arkadaşlar. Her an her şey olması mümkün. Yanlışlıkla şeyi kapattık. Şuradan bakalım en iyisi. Yani gün içerisinde o kadar çok gelip gidiyor ki Bitcoin insanın yüreğini hoplatıyor eğer yatırımcısı varsa. Bakın şu an 39.000'de mesela. 42.000'e doğru gidiyor. Ya ben böyle bir şey görmedim. Yani bu nasıl bir iniş çıkıştır? Neye göre belirleniyor bu talep? Bu talep bilmiyorum. Hareketlilik burada. 30.000'e kadar inmiş olan Bitcoin gün içinde 35.000, 34.000, daha temin baktım 35.000 dolardı. Şu an 39.000 doların üstüne doğru gidiyor. Tekrar bir çıkış seyrinde. Zaten Ichimoku bulutu da çıkışı gösteriyordu. Sinyali vermişti. Üst çeperini de kırdı. Şu an gidiyor. Tekrar 40.000'lere doğru gidiyor. Bu tekrar 40.000'i bulursa 50.000'e doğru gider arkadaşlar. Demek ki geçenki düşüş bir kar realizesiydi. Sattılar ve tekrar aldılar ve tekrar şu an çıkardılar. Ya bunun söylenebilecek bir şey yok. Bitcoin ile ilgili. Bakar mısınız? Çok hızlı, çok hareketli, çok kıvrak bir mamul olduğu gözüküyor. Bitcoin'in tabii çok hızlı çıkıyor. 30 bin seviyelerinden tekrar 9 bin dolar kazandı. Neredeyse eski o zirvesine tekrar yaklaştı. 42 bine. O da bugün yarın görebilir eğer bu hızla giderse. Çünkü göstergeler Bitcoin'de yukarı doğru çıkışı gösteriyor rahatlıkla. Evet arkadaşlar. Sizin bu konudaki görüşlerinizi tabii ki merak ediyorum. Bitcoin 50 bin dolara çıkar mı? Gram altın artık kör olmaya sıçrar. Ne zaman artık 500'ü seviyeleri bulur? Faiz artırımı sizce olur mu? Gümüş gerçekten sizce geleceğin hani bu yılın en önemli yatırım aracı haline gelecek mi ve gelmiş mi diye ben de size sorayım ve bunu video altına yorum olarak bırakırsanız son derece sevinirim arkadaşlar. Bu Bitcoin ile ilgili de kendi üzüntüm halen yine de söylüyorum. Şuralardan almadık yani arkadaş ya. İnanamıyorum yani. Bakar mısınız? Daha kaç ay öncesinde Eylül'de daha 10 bin dolar. 4 katına çıkmış ya. Böyle bir şey olabilir mi yani? Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak 5 ayda parayı 4 katına çıkabilirdi. Ama sen ben alsaydık gene batırırdık. Bitcoin'e o da ayrı bir şey ya. Biliyorsunuz aldıkça insan kötü hale getiriyor gibi hissediyor kendi kendine. Piyasa böyle. Gece yarısı teşvik açıklamasını bekleyeceğiz. Bitcoin'i takip ediyoruz. Kripto paralarla ilgileniyorsanız aşağıda Bitlo referans linki var. Oradan en azından bir kayıt olun. Belki zaman içerisinde bir şeyler almak isteyebilirsiniz. Şu an Bitcoin'de çıkış öngörüyor. Yani öngörülüyor. Net bir şekilde gözüküyor bu. Duvarları deldi gitti. 40 bine doğru tekrar çıkıyor ya. 40 bine ne kaldı? 39.549 dolar. Evet, bu videoyu da bu kadar burada sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Görüş ve önerilerinizi videonun altına bekliyorum. Henüz abone olmayanlar abonelik linkine tıklayabilirler. Bildirim zilini açabilirler. Kısa bir zamanda 20 bin abone seviyelerine ulaşmak istiyorum desteğinizle. Ve hepinize saygı sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.